Bugün efendim çift nesnelan bir fiil ile başlayacağız cümlemize. Öğretmek kime, neyi sorusunun cevabını mansup olarak verir. Yani iki müfelin bir alır. O yüzden burada bize ve müzik efendim iki tane ayrı nesnedir. Kime, neyi sorusunun cevaplandırıyor? Öğretmen özne öğretiyor yüklem. Ee, eylem henüz bitmemiş. Muzari kiple ifade edeceğim. Öğretmen özne merfu olacak. Bize nesne e, ve müzik o da nesne mefulün bir e, mansup olacak. Şimdi buradaki bize bir zamirdir. Arapçada nesne halindeki zamirler iki şekilde gelir. fiile bitişik olarak ya da ayrık olarak. Burada bitişik olar, e, olarak getirmişiz. İstesek ayrık olarak da getirebiliriz. Eylem bitmedi. Öğretiyor. Alleme yuallimu. Muallim de zaten öğretici demek. Öğretmen demek. Efendim derrese yüderresu. Bu da ders verdi. Öğretti anlamına gelir. Zaten muallim, öğretici. Yüderris. O da öğretici anlamında kullanılıyor. ne? el müderrisu. El musika. Öğretmen bize musiki müzik öğretir, öğretiyor. Burada na'yı ayrık olarak kullanabilir ve yuallimul müderrisu iyyene el musika diyebilirdik. Na'yı, burada nesne zamiri, bir şey Nasb zamiri diyoruz biz buna. Ayrıda biliriz dedik. Efendim ögeleri ayırayım. Yuallimu fiil na mefulun bih evvel. El müderrisi fa'il el musika mefulun bih fâni. Burada bitişik nasp zamirini tercih ettiğimizden dolayı e, failin önüne geçmesi zorunludur. E, efendim Çünkü na burada bitişir. Neye bitişecek? Fiile bitişecek. Fiile bitişeceği için yuallimune şeklinde önce söylememiz gerekiyor. Daha sonra da el müderrisu deriz. Ama ayrık getirirsek e, na'yı öne alma zorunluluğu ortadan kalkar. Ve yuallimul müderresu iyyene el-musika diyebiliriz. Öğretmeni seviyorum. Ehab ve yuhibbu. İfal babından sevmek fiili nesnesini direkt alır. Öğretmeni seviyorum. Öğretmenin nesne, seviyorum e, yüklem ve aynı zamanda öznesi de gizli. Buradaki m özneyi e, özneyi gösteriyor. Sesini seviyorum ya da onun sesini seviyorum da diyebiliriz. Onun sözcüğünü söylemesek dahi sesini ifadesinde e, onun e, anlamı var. E, tamlama halindedir. Sesini ifadesi. E, efendim sesini seviyorum. Nesne, özne. Şey, nesne, yüklem. Özne de gizli. Güzel sesini ya da onun güzel sesini diyebiliriz. Fark etmez. de, de Onun sözcüğünü kullansak da kullanmasak da sesi ifadesi zaten bir isim tanımlamasıdır. Güzel ise sesin sıfatıdır. Bunun da hepsi seviyorumun nesnesidir. Öğretmen İzmirli, özne ve yüklem. Öğretmen, özne İzmirli, yüklem. İzmirli öğretmenin güzel sesini seviyorum. Burada İzmirli öğretmen. Bakınız, az önceki yargı bildiren özne yüklemden oluşan ifade, yeni cümlede sıfat tamlamasına dönüşmüş ve İzmirli öğretmen. Öğretmen İzmirli özne yüklem ama İzmirli öğretmen bir sıfat tamlaması. Daha sonra bu İzmirli öğretmeni dememişim. Onu da daha büyük bir kelime grubunun elemanı yapmışım. İzmirli öğretmenin güzel sesini seviyorum demişim. demişiz. Bunun hepsi İzmirli öğretmenin güzel sesini ifadesi seviyorumun nesnesidir. Efendim İzmirli öğretmenin sıfatı güzel de sesin sıfatıdır. Bunu Arapçaya tercüme ederken ederken önce öğretmenin sesi diye isim tamamlasın elemanlarını bitirir. Daha sonra İzmirli ve güzel sıfatlarını sıralarız. Efendim ve bunun hepsi nesne öbeğidir. Seviyorum bu da yüklemdir. Bize müzik öğreten İzmirli öğretmenin güzel sesini seviyorum. Şimdi İzmirli öğretmen Efendim. Şimdi öğretmenin iki tane sıfatı oldu. Biri İzmirli olmak, diğeri bize müzik öğretmek. Bize müzik öğreten ifadesi öğretmenin ikinci sıfatıdır. İzmirli tek sözcüklü bir sıfat ama bize müzik öğreten ifadesi daha önceki slaytta gördük. Bize müzik öğretiyor diye bir cümle kurmuştuk. O cümleyi burada öğretmenin sıfatına dönüştürdüm. Öğretmenin marife olduğunu bilirsem. E, efendim bize müzik öğreten ifadesinin yani bu cümlenin Efendim sıfat olabilmesi için başına ismi mevsul gelmesi gerektiğini de bilirim Ama bu yeterli değil yani ben Bize müzik öğreten İzmirli öğretmeni seviyorum dememişim Bunun hepsini Efendim e, tamlayan yapmışım Güzel sesini de e, Tamlana yapmışız e, efendim. <laughs> e şimdi burada ee, hepsi nesne seviyorumun nesnesi seviyorum da yüklem ee, nesne de kaç tane sıfat var bakayım öğretmenin sıfatı var bir tane İzmirli bir diğeri bize müzik öğreten iki bir de sesin sıfatı var güzel üç bu isim tamlaması ve sıfat tamlaması karmaşık bir yapı o yüzden Arapçaya tercüme ederken önce sesten başlayacağım niçin bu Terkibin en asıl elemanı ses olduğu için Önce ses diyeceğim. Sonra öğretmen diyeceğim. Niçin? E, çünkü e, isim tamamlamasının elemanlarının arasına sıfat giremez. Sıfatlar daha sonra sıralanır. O zaman önce ses diyorum. Sonra öğretmen. Daha sonra güzel, İzmirli ve bize müzik öğreten. Üç tane sıfatı arka arkaya sıralıyorum. E, üç tane arka arkaya bu, böyle sıralayınca e, güzel sözcüğünün öğretmenin mi sıfatı, sesin mi sıfatı olduğu endişesini taşımayınız. Çünkü güzel e, öğretmene dört açıdan uyarsa onun sıfat olur. Sese dört açıdan uyarsa onun sıfat olur. Şimdi onu görelim. Öğretmeni seviyorum. Ahip bu seviyorum demek. Ben zamirine göre çekimlenmiş. Öğretmeni. Öğretmen de burada mefulün bihtir, mansuptur. Ahip bu el müderirse. Öğret, bir öğretmen seviyorum dememişiz. Öğretmeni seviyorum demişiz. O yüzden marife yaptık. El müderrise. Öğretmeni seviyorum. Şimdi sesini seviyorum diyeceğiz. O hep bu savtehu. Sesini. Savt, ses, hu, onun. Onun sesini. Yani sesini seviyorum. Şimdi de güzel sesini diyeceğiz. Önce sesini diyeceğiz. Sonra güzeli efendim sıralayacağız. Burada savtehu <laughs> sesini demekti. El <laughs> cemil. Bu da savtın <laughs> sıfat oldu. Onun güzel sesini seviyorum. Niye el cemil geldi? El cemil çünkü burada saftın sıfatı. Saft kelimesi e, marifeye muzaf olduğundan, zamire muzaf olduğundan kendisi de marifedir. O yüzden sıfatı da marif olacaktır. Müzekkerdir, tekildir ve mansuptur. O yüzden sıfatı da tekil müzekker ve mansup olmalıdır. O hep bu cemi cemiyle. Bakın isim tanımlaması ve sıfat tanımlaması karıştığında önce isim tanımlamasının elemanları bitiriliyor. Peşinden sıfat mevsufuna dört açıdan uyacak şekilde sıralanıyor. El müderrisu İzmiriyun. Özne yüklem. Öğretmen İzmirlidir. Öğretmen marife İzmirli de yüklem. Yani nekradır. Çünkü özlemiz genellikle marife, yüklemimiz de genellikle nekro olur isim cümlesinde. E, fi cümlesi kuruyoruz tekrar. O hep bu mi deriz? Öğretmenin sesini seviyorum. Ama ondan sonra devam ediyor. El İzmiriyi. Bak İzmirli kelimesi öğretmene dört açıdan uyuyor. Çünkü efendim mesela öğretmen mecrur. E, İzmiri de mecrur. E, buradaki İzmirli ifadesi sesin sıfatı olmaz. Çünkü ona uymamış. Eğer ona uysaydı El İzmiriye olurdu ki o zaman öğretmenin İzmirli sesini seviyorum olurdu. El İzmiriye öğretmen. El ile burada güzel olan öğretmen değil sesi. Nereden biliyorum? El Cemil kelimesi safta dört açıdan uymuş. Onu biliyorum. Mesela üç açıdan öğretmene de uyuyor gibi gözüküyor ama e, açısından baktığımızda öğretmene artık uymadığını safta uyduğunu görüyoruz. Saft kelimesi Marife olan müderris'e muzaaffı olduğundan kendisi de marifedir. Efendim o yüzden Sıfatı da marife olarak gelmiştir. Belki aklınıza şu gelebilir İzmirlik kelimesini sonra Cemil'i öne alsak olmaz mı? Olma mı? Olur. E yeter ki İzmiri kelimesini Öğretmene Güzel e, sözcüğü de, Sözcüğüne Sözcüğüne Dört açıdan uydur. E, buradaki e, Sıfatların sıralaması efendim e, sıfatın sahibini belirlemez. Sıfatın dört açıdan hangisine uyması efendim mevsufu sıfatın sahibini belirler. O yüzden sıralama o kadar önemli e, değil. Çünkü Arapça muğrab bir dildir. Biraz daha uzatıyoruz nesneyi. Vahib bu seviyorum. Yüklem. Geri kalanında hep özne. Savt el müderris öğretmenin sesini. Savt el müderris el İzmir'i. İzmirli öğretmenin sesini. El cemil İzmirli öğretmenin güzel sesini. Buradaki el cemil saftın sıfatı. E, dört açıdan uyumuş. İzmirli de müderrisin sıfatı. E, buradaki cemil ile İzmir'i yer değiştirsek daha güzel olurdu. Ama böyle de olur. Sorun yok. Çünkü el cemil mansup olduğuna göre öğretmenin sıfatı olmadığını ben anlıyorum. Ellezî yuallimune el Şimdi yuallimune el musiga bize müzik öğretiyor cümlesini. Öğretmene sıfatı yapmak istediğimizde öğretmen marif olduğu için cümlenin başına ellezî getirdik ve onu da artık marife sıfat isme dönüştürdük. Ve müderrisin sıfatı oldu. Cemil İzmir'i yer değiştirebilirdi. Efendim dedik. Peki ellezî yuallimun el musiga niçin ee, öğretmenin sıfatı oluyor da savtın sıfatı olmuyor? Burada da mantık e, devreye giriyor. Çünkü bize musiki öğreten ses değil, öğretmen olur. Ee, bu efendim vakaya uygunluk, mantıklılık. Ellezî yuallimun el musiga ifadesinin öğretmenin sıfatı olduğunu gösteriyor. O el-cemil ise her ikisinin de sıfatı olabilir ama irap sesin sıfat olduğunu gösteriyor. El elde ettiğim bu yapının tümü Hibbu fiilinin mefulün bir öbeğidir. Öğretmen sesini sevdiğimi biliyor. Kim e, seviyor? Ben seviyorum. Yani benim onun sesini sevdiğimi biliyor. Benim sözcüğünü kullanmasak da Türkçede olur. Nasıl ki onun sesini ifadesinde onun sözcüğünü Kullanmaya bileceğim gibi Efendim aslında Burada nesnemiz Yani biliyor yükleminin nesnesi Benim onun sesini e, Seviyorum bir cümledir Yani ben onun sesini Seviyorum Bu Biliyorum biliyor fiilinin Nesnesine dönüştürmek isteniyor Bunu e, Nasıl yapacağız mastarlaştırmak suretiyle Türkler Nasıl mastarlaştırmış bunu? Benim sesini sevdiğimi, benim sesini sevişimi, efendim, biliyor, e demiş. Burada sevdiğimi kulağa daha hoş geldiği için onu tercih etmiş. Peki Araplar nasıl yapacak bunu? E, ben sesini seviyorum diye bir cümle bunun başına <laughs> mastar edatı getirmemiz yeterli. Ben sesini seviyorum diye bir isim isim cümlesi kuralım. Başına en ne getirdiğimizde benim sesini sevişim, benim sesini sevdiğim ifadesini otomatikman veriyor. Geriye kalan sadece biliyor anlamına gelen fiili bulmak, kullanmak. Öğretmen ise onun öznesidir. Öğretmen özne, biliyor yüklem. Aradaki ifade de nesne öbeğidir. Öğretmen Arapçayı sevdiğimi biliyor. Şimdi az önce onu, onun, ben, onun sesini seviyorum diye bir cümleyi mastarlaştırdık. Şimdi de ben Arapçayı seviyorum cümlesini mastarlaştıracağız. Türkçe'de bunu Arapçayı sevdiğimi, Arapçayı sevişimi diye yapıyoruz. Türkçe'de, Arapça'da ise ben Arapçayı seviyorum diye cümleyi, isim cümlesi madem, başına en ne ile? e, ve nesne e, haline getirmiş oluyorum. Ya lemu el müderrisu öğretmen biliyor öğretmen fiil fail. Şimdi ene o hep bu safta bu ene o bu safta bu ben seviyorum seviyorum sesini ben sesini seviyorum. Bu cümleyi isim cümlesi olduğu için başına ene getirdiğimizde oradaki ene e, bitişik nasıl dönüşüyor. Çünkü ene ayrık bir e, ref zamiridir. Özne halinde kullanılır. Ama nesne halinde kullan şey e, ennen ismi olarak kullanacağımızda bitişik nasb zamirine dönüşür. Bu da ni şeklinde karşımıza çıkar. Enne ile birlikte e, enneni ohip bu ifadesi bir bütün olarak tek bir nesne halini almıştır. Bu bütüne müevver maslar diyoruz. Ve yale mufilin nesnesidir. Ögeleri ayırdığımızda fiil, fail, mefulün bir öbeğidir. Hepsi. Alttaki cümlede aynı şekildedir. Ya'lemu el muderrisu enneni yuhibbul lugatel arabiyete. Fiil, fail, mefulün bir öbeği. Ama mefulün bir öbeğinin mövvel masar olduğunu ve iç irab açısından enne, ni, ni burada ennenin ismi ohibbu saftahu da ennenin yüklemidir. Yüklem de burada fiil cümlesi. ohibbu fiil, faili gizli, Safta da onun mefulün bir hissidir. Mefulün bih de burada yine iki elemandan oluşuyor muzaf muzafını diye. Bakınız önce dış irabı yüzey yapı cümle tahlilini yaptım bu çerçevede fiil fail mefulün bih öbeği dedim. Sonra kelime grubu olarak gelen bir ögeyi de kendi içerisinde ögelere daha sonra da tek sözcüğe ulaşana kadar elemanlarına ayırdım. Buna da iç irab derin yapı iğrabı, deney yapı cümle çözümlemesi e, dedim diyoruz e, demeliyiz. Öğretmen biliyor ben Arapçayı seviyorum. Ene ohibbu bu el arabiyete. Bunu nesne yapmak istediğimizde cümleyi maslara dönüştürüyoruz. Enne ni ohibbu el arabiyete. Enne maslar edatını tercih etmemizin sebebi cümlemizin isim cümlesi olmasıdır ama artık yargı bildirmiyor bakınız. Ee, enne ile birlikte artık mastarlaşma e, söz konusudur. Benim Arapçayı sevmem, sevişim, seviyor olmam yeni cümlede yalemu ya fiilinin nesnesine dönüştürmüştür. Öğretmen bugün hasta. Öğretmen özne, hasta yüklem. Öğretmen hasta. Öğretmenin bugün hasta olduğunu biliyorum. Bakınız. Şimdi biliyorum yüklem öznesi gizli ben. Öğretmenin bugün hasta olduğunu, öğretmenin bugün hasta oluşunu bu ifade ise gerçekte bir cümle olup öğretmen bugün hastadır. Gerçekte derin yapıda bu söz konusu. Ben biliyorumun nesnesine dönüştürmek istemişim. Bunun yolu bu ıı, yargı bildiren cümleyi yargı bildirmez hale getirmek, Mastarlaştırmaktır. Bu bir isim cümlesi olduğu için başına ne getirilecek ve otomatikman elde ettiğim yapı tek bir ögeye dönüşecektir. Öğretmen biliyor. Özne, yüklem. Neyi sorusunun cevabı bakıyoruz. Onun bugün hasta olduğunu bildiğimi biliyor. Evet, burada bir mastarlaştırma söz konusu. Biliyorum, biliyor. biliyor e, nesnesini müevvel mastar olarak almış. Ama e, bunun içerisinde de çok ilginç şeyler var. Yani e, onun bugün hasta olduğunu bildiğimi, bilişimi biliyor. E, burada bilmek Bu da Möbel maslar almış kendisinin nesnesini. Yani Onun bugün hasta oluşu Şuradaki bilmek Fiilinin e, Nesnesi Bunun hepsi de e, Şuradaki biliyorumun Nesnesi Türkçe'de de böyle e, Arapça'da da Böyle olacak Müdür öğretmenin hasta olduğunu bilmiyor. Demek ki müdür bilmiyor özne ve yüklem. Neyi bilmiyor? Öğretmen hastadır. Öğretmen hastadır cümlesini mastarlaştırıyorum enne ile ve ha öğretmenin hasta oluşu, Öste öğretmenin hasta olduğu e anlamını elde ediyorum. Müdürün öğretmenin hasta olduğunu bilmesini istemiyorum. Şimdi burada istemiyorum yüklemdir, özdesi gizli bendir, geri kalanı da nesnedir. Türkçe'de böyle. Ama bu nesne kendi içerisinde aslında yargı bildiriyordu. Şöyleydi derin yapısı. Müdür öğretmenin hasta olduğunu e, biliyor. Müdür öğretmenin hasta olduğunu biliyor ya da bilecek. Müdür öğretmenin hasta olduğunu biliyor bilecek. Bunu mastarlaştırınca Türkler Türkçe ne demiş? Müdürün öğretmenin hasta olduğunu bilmesi demiş. Sonra da niye ekiyle istemiyorum'a nesne yapılmış. <laughs> Ama burada öğretmen hastadır ifadesi de bilmek fiilinin mastar olarak gelmiş nesnesidir. Yani öğretmenin hasta oluşunu bilmek. Burada demek ki bir yargı var derin yapıda öğretmen hastadır. Bunu mastarlaştırınca öğretmenin hasta oluşu demişiz. Daha sonra bunu bilmenin nesnesi yapmışız. Daha sonra da bilmek'e özne getirmişiz, müdürün bilmesi. Ama daha sonra da bunun hepsini istemiyorumun nesnesi yapmışız. Diyeceksiniz ki bu kadar karışık mı? İyi e, ne yapalım? Türkçe bu kadar karışıksa bir e, efendim e, başka dilinde o kadar karışık olmasını Yadırgamayacaksın. Dil bu. Duygu ve düşünceleri bize anlatmak e, kolay değil el müderrisi maridun el yevme. El yevmeyi ortaya da alabiliriz. En başa da alabiliriz. El müderrisi maridun özne ve yüklem. Bu da ne zaman sorusunun cevabıdır. Öğretmen hastadır. Bugün öğretmen bugün hasta. E şimdi öğretmen bugün hastadır cümlesini biliyorumun nesnesi yapacağım. Bunu, bunun için öğretmen hastadır bugün dedim. Ee, daha sonra da bunun başına enine getirerek bu cümleyi masarlaştırdım. Ve nesne olarak kullandım. alemu biliyorum. Fiil, fail. Geri kalan da Mövvel, mastar olarak Mevhul'ün bir öbeğidir. Öğretmen bugün hastadır. Öğretmenin bugün hasta oluşunu biliyorum. Hasta olduğunu biliyorum. Ee, şimdi, e, şimdi Bak Alem enel müderse maridun elliyum Dedik ya Öğretmenin e, Bugün Hasta oluşunu biliyorum dedik. Şimdi bu cümleyi de ben mastarlaştırmak istiyorum. Bu cümlenin hepsini mastarlaştırmak istiyorum. E, efendim. E, bunu ene alemu deyip bunun da başına enneni alemu dersem bu sefer yargı bildiren ifadeyi e, tekrar mastarlaştırmış oluyorum. Ve bunu da yalemu fiilinin nesnesine dönüştürüyorum. Türkçe'de olduğu gibi. Ya'lemul <laughs> müderrisu. Öğretmen biliyor. Neyi sorusunun cevabını veriyorum şimdi. Enneni e'lemu ennehu maridun eliyome. <laughs> öğretmen benim onun bugün hasta olduğunu bildiğimi biliyor. Öğretmen biliyor. Neyi biliyor? Ben biliyorum ki o bugün hasta. İşte bunu nesneleştirdiğimizde öğretmen virgül benim virgül onun bugün hasta oluşunu bilmemi biliyor. Yani öğretmen onun bugün hasta olduğunu bildiğimi biliyor. Dışireb açısından ya'lemu fiil el müderrisu fail geri kalan da mefulün bih öbeğidir. La ya'lemu'l müdiru müdür bilmiyor. Müdür bilmiyor. Ennel müderrisu maridun Öğretmen hasta. Bunu nesne yapmam için e, enne getirdim. Öğretmenin hasta oluşunu bilmiyor. Hasta olduğunu bilmiyor. Fiil, fail, mefulün bir. E, e, olumsuzluk edatları o harf olduğu, harf soylu olduklarından, harf olduklarından bir ögeye karşılık gelmezler. Harflerin öge değeri yoktur. O yüzden bakınız burada enneye e, tek başına bir öge değeri vermedim. Ama ennenin müthiş bir fonksiyonu var. Mübdeda haberden oluşan bu yargılı isim cümlesini artık kavramlaştırıyor. Tek bir ögeye e, kullanılır hale getiriyor. Mastarlaştırıyor. La uridu istemiyorum. En en la uridu en ya'lemel müdiru. Öğretmenin bilmesini istemiyorum. Öğretmenin neyi bilmesini? Bak. İstiyorum la ile olumsuz yapılıyor. İstemiyorum. Neyi sorusunun cevabını direkt alır. Ve dış irapta bunun hepsi mefulün bir Ama mefulün bir de içerisinde bak. Yalem biliyor. Kim? Özne. El müdiru. Neyi? O da nesnesini efendim e direkt alıyor. Bi ile de alabilir ama e e direkt alması daha yaygın. Yalemul müdiru ennel müderris maridun. Bakın yüzey yapıda uridu fiil fail geri kalan da mefulun ama derin yapıda çok karmaşık bir yapı var. El müderrisu maridun öğretmen hasta enne ile birlikte öğretmenin hasta oluşu maslarını elde etmişim. Daha sonra da ya'lemu fiilinin nesnesi yapmışım. Ya'lemul müdiru ennel müderrisu maridun yani müdür öğretmenin hasta olduğunu biliyor. Daha sonra da bunu en ile mastarlaştırmışım. Müdürün öğretmenin hasta oluşunu bilmesi. Daha sonra da uruidu fiilinin nesnesine dönüştürmüşüm. Hasta müdürün ben müdürün öğretmenin hasta olduğunu bilmesini istemiyorum. Öğretmen dolaştı. Tecevvele diye bir filmimiz var. Tafede var da. Tecevvele tecevvele dolaştı. E, efendim tecevvele nesne almaz. Nerede dolaştı? Mefulün fi ögesidir. Caddede yağmurun altında iki tane mefulün fi ögesi var. Özne, yüklem bu da mefulün fi ögesidir. Öğretmen hastalandı. Hastalanmak nesne almayan bir fiildir. Özne, yüklem. Marida, yamradu. E, efendim bunları e, isimcim, isim e, öğretmen Dolaştı. Bunu isim cümlesi kuralım. Öğretmen hastalandı. Bunu da fiil cümlesi kuralım. E, tersini yapamayız. Yaparız. E, efendim. Ama hani bir sonraki cümlelere malzeme olarak kullanacağım ya. O yüzden e, bunları böyle yapalım şimdilik. El-Müderrisu özne. Tecevüle fişşeri tahtel matari. Caddede dolaştı yağmurun altında. Öğretmen caddede yağmurun altında dolaştı. Belki denilebilir ki bu yağmurun altında e, dolaş e, dolaşırken ki öğretmenin halidir denilebilir. Denilsin farklı bir cümle yine kurulmuş e, olmaz. sadece renk bildirebilir. Efendim mefulün fi ögesi ile hal ögesi arasında da yakın bir ilişki var. Yani bazı ifadelerin e, efendim e, hal misçesine tercüme edilmesi e, yadır kalmamalı. Arap tiyacilerde bunun farkında çoğu kere e, mefulün fih ile hal arasında yakın bir ilgi görülür. Öğretmen, <laughs> tecrübelefi şeriyi tahtel matari. İsim cümlesi kurduğumuzda iki ögesi var. Özne ve yüklem. Özne ve yüklem. Yüklem de fiil cümlesi olarak e, efendim fiil gizli olan faili mefulün fi ve mefulün fi ögelerinden oluşuyor. Maridal müderrisu bunu fi cümlesi kurmuşuz. Fiil ve failden oluşuyor. Dolaştı, hastalandı, bitmiş eylemler olduğu için mazi sigalarını kullandım. Şimdi yeni bir cümle kuruyorum. Duydum. Semiha duydu demek. Ben duydum. O zaman enfi zamirine göre çekimliyorum. otu duydum demek. Semiha nesnesini direkt alır. Az önce kurduğum cümleyi ben nesneye dönüştüreceğim. Yani öğretmen caddede yağmurun altında dolaştı cümlesini duydu, duydum fiilinin nesnesi yapacağım. E bunu yapabilmem için bu cümleyi kurmuş olabilmem lazım. Bu cümleyi kurunca başına enne getirmem. E, o cümleyi mastarlaştırmam için yeterli. Ennel ise tecevvele fişyari tahtel atar. Bu cümlenin başına enne getirince artık yargı bildirmez hale geldi. Çünkü müevvel mastar oldu. Buradaki dolaşma eylemi bittiği için mazi siga kullanacağım. Aynı durum duyduğu için de geçerlidir. Öğretmenin öğretmenin hastalanması beni üzdü. Şimdi üzdü yüklemdir. Beni üzdünün nesnesidir. Peki özne nerede burada? Öğretmen mi? Hayır. Hastalanmak mı? Sadece o değil. Öğretmenin hastalanması. Öğretmenin hasta oluşu. Efendim bu özde öbeğidir. Şimdi daha önceki derste şeyde slaytta öğretmen hastalandı diye bir cümle kurmuştuk. Bunun başına bu fiil cümlesi olduğu için en getirmem. Öğretmenin hastalanması anlamını otomatikman e, verir. Daha sonra da bu mastarı, mastarlaşmış yapıyı özdünün özdesi yaparım. Türkçe'de yaptığım gibi. Semi'tu duydum. Şimdi el müderrisu tecevvele fişşare dedim. Enne getirerek ennel müderrisu tecevvele fişşare tahtel matar elde ettiğim yapı tümü semi'a fiilinin nesnesi mefulin bir öbeğidir. Az önce bu cümleyi kurmuştum bak. Nesneye dönüştürmem çok kolay. E, Arapçada. İsim cümlesi ise enne fiil cümlesi ise en getir yeter. Semi fiil tu fail geri kalanında mefulun bir öbeğidir. Ehsene üzdü demek. Şimdi maridal müderrisi öğretmen e, hastalandı demek. Başına en getirirsem ne olur? E, öğretmenin hastalanması olur. Yani mastarlaştırıyorsun artık. Artık kavram bildiriyor. Yargı bildirmiyor. Bunu da Ehzene'nin öznesi yaptım. Ehzene fiil. Ni beni üzdü. Nesnedir. Mefulün bihtir. En maridal müderrisu. Bu da fail öveyidir. Türkçede de aynısı var arkadaşlar. Öğretmen caddede yağmurun altında dolaştıktan sonra hastalandı. Şimdi öğretmen hastalandı. Asıl ögeler bunlar özne yüklem. Şu soru ise efendim ne zaman sorusunun cevabını mefulün fi ögesini veriyor. Dolaştıktan sonra dolaştı. Şimdi dolaşma eylemi bitmiş. Daha sonrasında da hastalanmış. Yani eylem bitmiş. Ondan sonra hastalanma o da bitmiş. İkisi de mazi sigara gelecek. Peki dolaştıktan sonra hastalanmanın mefulün Tamam. E, caddede yağmur altında ifadesi ne? O da dolaşmak fiilinin mefulün fiisidir. Bakınız, ana ögeler açısından baktığımızda öğretmen özne, geri kalan e, hastalandı yüklem, e, ötekinin hepsi ise nerede, ne zaman sorusunun cevabıdır. Efendim, ama şuradaki caddede ve yağmurun altında ifadesi o da iç irapta dolaşmak fiilinin nerede, ne zaman sorusunun cevabıdır. Mefulün fi'i egesidir. E, ve ee, tamamlayıcı öğeler ilgili fiilin peşinden getirilir. Yani şuradaki caddede yağmur altında ifadesini dolaştı fiilinden sonra getireceğim. Efendim. Şimdi burada siz de fark etmişsinizdir. Caddede yağmurun altında dolaştı diye bir yargılı cümle var. Daha sonra bunu sonra sözcüğüyle birlikte isim tamamlamasına dönüştürüyorum. Arapçada sonra sözcüğü isim tamamlaması olarak kullanılır. Maridal müderrisi. Bak öğretmen hastalandı. Hastalandı öğretmen. Fiil cümlesi kurmuşum. Maridal müderrisi. Asıl iki tane öge. E ondan sonra da geri kalan ne zaman sorusunu cevaplandırıyorum. E niye Türkler böyle yaptı? E, Türklerin dilinde e, temel e, söz dizimi özneyle başlar, yüklemle bitirilir, geri kalan da araya sıkıştırılır. Ve Arapçada ise fiil cümlesi kuracaksın. Önce fiil, sonra fail, sonra da tamamlayıcı diğer ögeler arka arkaya sıralanır. E, efendim. Şimdi tecevvele fişşari tahtelim atar. Bu cümleyi kurduk. Şimdi en getiriyorum. Bu şekilde mastarlaştırıyorum. En tecevvele fişşari tahtelim atar. Caddede yağmur altında dolaşması. Şimdi de isim tanımasının tamlayanı olarak getireceğim. Bu elde ettiğim mövül masları. <laughs> Bade en nokta noktadan sonra. Şimdi Bade Muhammed'in Muhammed'den sonra Muhammed'i kaldırıp buraya mövül koyarsam şu eylemi yaptıktan sonra anlamını e, verir. Maridel müderrisu Bade'n tecevvele fişşari tahtel motari. Tecevvele niye masi geldi? Çünkü e, dolaştıktan sonra Eylem bitmiş ondan sonra hasta olmuş. Ee, öğretmen caddede yağmurun altında dolaştıktan sonra hastalanınca üzüldüm. Şimdi burada ana ögeler ıı, üzüldüm. Bu yüklem de özneye delalet ediyor. Özlemiz gizli ben. Üzüldüm. Özne yüklem. Peki bu soru ıı, şu uzun çizgi ne? Ne zaman sorusunun cevabı. Şimdi hastalandı fiilini daha önceden kullandık. Marido hastalandı. Hastalanınca ne zaman sorusunun cevabını hastalanınca ifadesini nasıl karşılayacağız? Çok kolay. Cümlenin önüne yani hastalandı cümlesinin önüne indema, hinema, vaktema getir. Otomatikman hastalanınca, hastalandığında anlamını verir. Yeni bir ekleme veya herhangi bir değişim e, gerektirmez. Ama burada hastalandı ifadesi hastalanınca evet e, hastalanmak fiilinin e, iç irapta bak ögeleri var. Öğretmen hastalanmak fiilinin öznesi. E, peki caddede yağmur altında ne? O dolaşmak fiilinin nerede ne zaman sorusunun cevabı. Peki dolaştıktan sonra ifadesi ne? O da hastalanmak fiilinin ne zaman sorusunun cevabı. Türkçe'de de böyle, Arapça'da da böyle. Ama elde ettiğim şu yapının tümü ne zaman sorusunun cevabı üzüldümün ne zaman olduğunu gösterir. Dış İrab. Yüzey yapı açısından baktığımda burada ne zaman sorusunun cevabı var. Yüklem var. Bir de Özde Kim sorusunun cevabı var. Üç ögeli bir cümledir. Aynısını Arapça'da da yapacağım. Hazintu. Üzüldüm üzüldüm. Şimdi geriye kalan sadece ne zaman sorusunun cevabı var. Endema maridal müderrisu öğretmen hastalanınca öğretmen hastalanınca. Şimdi hastalandı fiili de ne zaman sorusunun e, cevabını istiyor. O zaman marida el müderrisu dedikten sonra baden tecevvele fişyari caddede dolaştıktan sonra hastalanınca. Hepsi hazine fiilinin ne zaman sorusunun e, cevabını verdi. Bakınız mastarlaştırırken başına fiil cümlesi ise en, isim cümlesi ise en ne getiriyoruz. Ama bir cümleyi zarflaştırırken dığında anlamını verirken ınca anlamını verirken e, önüne indema eklememiz yeterli oluyor. Otomatikman ne zaman sorusunun cevabını verecektir. Öğretmen hastalanınca üzüldüğümü biliyor. Şimdi öğretmen özden biliyor yüklem. Ee, peki nesne nerede? Hastalanınca üzüldüğüm bu ifadede e, nesne öbeğidir. Peki hastalanınca ne? Biliyorum nesnesi değil veya zarfı değil. Hastalanınca ifadesi üzüldüğüm ifadesinin ne zaman sorusunun cevabı. Yani üzülüyorum ne zaman hastalanınca. Burada önceden hastalan, hastalandı Mazi siga kullandık üzüldüm Mazi siga kullandık Ama dikkat ederseniz burada belli bir zaman ve belli bir eylemle sınırlı tutulmuyor genel bir tespitte bulunuyor. Yani her ne zaman hastalanırsa dün hastalandıysa üzülmüşümdür. E yarın hastalanacaksa o zaman üzüleceğim Yani her ne zaman hastalanırsa üzülürüm. Böyle bir genel bir durum söz konusu O yüzden Muzari sigayı kullanabilirim. Önce öğretmen biliyor diyeceğim. Daha sonra da neyi biliyor sorusunu cümle olarak geldiği için mastarlaştıracağım. <laughs> Üzüldüğümü biliyor. Ama üzülmemin de ne zaman sorusunun cevabı var. Hastalanıyor diye bir fiil cümlesi kuracağım. Başına endemayı getirince hastalanınca anlamını elde edeceğim. Ben e, istemiyorum. Ben e, zikredilmese de olur. İstemiyorum. E, yüklem özlenin e, ben olduğunu gösteriyor zaten. Geri kalanı e, nesnedir. Yani öğretmenin yağmurun altında dolaşmasını ve hastalanmasını bu ifade istemiyorum fiilinin yükleminin ne sorusunun cevabıdır. Nesnesidir. Ama sizin de gördüğünüz gibi e, bu ne sorusunun cevabı derin yapıda yargılı bir cümledir. Daha sonradan bunun nesneye dönüşürken mastarlaştırmışız Türkçe'de. Aynısını Arapça'da da yapacağız. Yani öğretmen yani öğretmen yağmurun altında dolaşıyor ve hastalanıyor. Öğretmen yağmurun altında dolaşıyor ve hastalanıyor. Bu cümleyi mastarlaştırmak istiyorum. Tabi yani tabii önce derin yapıda malzemeleri hazırlamam. Sonra mastarlaştırarak istemiyorumun nesnesini yapmam e, gerekiyor ve bu kolay. Ya lemul müderris öğretmen biliyor. Enneni ahzenu üzüldüğümü. Ahzenu'nun ne zaman sorusun cevabı indema yamradu. Bak yamradu hasta oluyor. Indema yamradu hasta olunca demek. Ne zaman sorusunun cevabını veriyor. Ahzenu indema yamradu hastalanınca üzülüyorum. Bu ene ene öznesinin yükleme yapılmış ene ahzenu indeme yamradu. Daha sonra da enne ile mastarlaştırılmış ve ya alemu fiilinin nesnesine dönüştürmüş. Bakınız enne ni. Burada ene enne niye dönüşmüş? Enne'nin çünkü şeyidir bu. E, ismidir. Ahzenu e, ifadesi ise e, efendim peşindekilerle birlikte ennenin haberidir. Ama hepsi de yâle mufiilin nesnesidir. Fiil, fail, mefulün bir hübeyi. Ene lai urui. uriydu. Ene olmasa da olur. Efendim Türkçedeki gibi. Uriydu istiyorum. La uriydu istemiyorum. Geri kalanına da bakınız. Uzun bir mavi çizgi. İstemiyorum. Neyi istemiyorum? Yetecevvelul müderrisü fişari. Öğretmen caddede dolaşıyor. Ve yamradu. Ve hasta oluyor. Bunu ben en ile mastarlaştırıyorum. Fiil cümlesi olduğu için. E, efendim en ile mastarlaştırıyorum. Tabi e, burada genel bir durumdan yani dün hastalanması dolaşmasından bahsetmiyorum. Her ne zaman dolaşırsa böyle oluyor. Buna işte geniş zaman ifade etmesi için e, bitmemiş eylemle muzari kiple. E, efendim ifade ediyorum bunu. Muzari kitle kullanıyorum. Çünkü öğretmenin caddede e, dolaşıp hasta olmuş olmasını istemiyorum değil. Genel olarak e, bitmemiş bir eylemle yeteceğim olur diyorum. En kendisinden sonra muzari fiil geldiğinde onu Nasip eder. E, efendim ona atfedilecek e, fiil fiilde aynı şekilde e, en zikredilmeden mansup gelir ama en zikret derseniz de e, hiç kimse engel olamaz. Yani caizdir. Efendim e, bu yargılı ifade e, en sayesinde maslara dönüşmüş ve artık bir fiilin nesnesi e, olur hale getirilmiştir. Sadece nesnesi değil öznesi yüklemi de yapılabilirdi. Burada biz hem ya lemunun nesnesini hem de Oridu fiilinin nesnesini möver masar olarak e, getirmişiz. Az önce bir yerde hani hasta olması beni e, efendim üzer gibi bir e, değil mi? E, cümle kurmuştuk. Ahzeneni nerede? Geçmişte kaldı herhalde. O zaman da özne öbeği olmuştu. Möver Mastar. Öğretmen hastaneye gitti. Özne nereye sorusunca o ve yüklem. Ne zaman sorusunun cevabına gelince hastalanınca. Burada hastalanma eylemi bittiği için e, efendim mazi ile maridayı kullanacağım. Önce marida diyorum hastalandı. Başına indema getirince otomatikman hastalanınca hastalandığında anlamını verecektir öğretmen hastaneye gitti. Gitti. Bitmiş eylem olduğu için zehbe diyeceğim. Şimdi öğretmen hastaneye gitti cümlesini ince ile e, efendim ince eki ile zarflaştırmışım. Öğretmen hastaneye gitti fiil cümlesi kuralım bunu. Başına aynı dema getir. Otomatikman Arapçada e, işte öğretmen hastaneye gidince anlamı çıkacaktır. Doktor onu muayene etti. Doktor özne onu nesne muayene etti. Bu da yüklem. ذهب المدرس الى المستشفى. Öğretmen hastaneye gitti. Fiil fail. Nef'li mi e Ne zaman gitti sorusunun cevabı. Hastalanınca olduğu için önce hastalandı diyorum. Başına aydem'i getiriyorum. Yeter. Aydem'i var da Şimdi aydem ذهب المدرس الى المستشفى. Bakınız. Öğretmen hastaneye gitti cümlesinin başına aydem'i getirince öğretmen hastaneye gidince Fahasahu et tabibu. Doktor onu muayene etti. Muayene etti eylemi bitmiş. O yüzden mazi kullandım. Hastaneye gitti ifadesinde gitme eylemi bittiği için indema ile zarflaştırırken tabi mazisi kullandım. Öğretmen doktor onu muayene ettikten sonra. Şimdi şöyle bir cümle düşünün. Sanırım alıştı zihniniz. Doktor onu muayene etti diye bir cümle kuruyoruz önce doktor onu muayene etti. Bu cümleyi kurduktan sonra efendim en ile mastarlaştırıp önüne de bade getiriyoruz. Evet, ve ne zaman sorusunun cevabını veriyoruz. Öğretmen özne hastaneden nereden çıktı? Bu da yüklem. Ne zaman sorusu ise doktor onu muayene ettikten sonra. Ve eczaneden ilaçları aldı. Aldı yüklem. Eczaneden nereden sorusunun cevabı? ilaçları neyi sorusun cevabı nesne ve onları işte nesne yüklem efendim burada fazla bir sıkıntı yok sadece doktor onu muayene etti diye bir önce bir cümle kurmamız lazım ki kurduk bu cümleyi bunun başına en getirip en önüne de bade zarfını koyacağız fahasahu fahasahu et tabibi doktor onu muayene etti en ile mastarlaştır ee, önüne de bade getir Niye mastarlaştırıyoruz Çünkü badeden sonra isim soylu bir kelime gelir Fiil cümlesi gelmez Fiil cümlesi e, Ya da isim cümlesi geldiyse Bizim onu mastarlaştırıp e, Mastarlaştırmamız lazım Badeden sonra e, Mastarın gelmesi Yaygın bir e, kullanımdır Doktorun onu Muayene etmesinden sonra Karecel müderrisi Münel müsteşfiye fil fail mefulu kayrisari mefulun fi wa akhadha al adwiya min al saydaliyati fil fail igizli mefulun bi min al saydaliyati mefulun bi kayrisari wa shariba ha shariba fil fail igizli ha da mefulun bi mefulun bi oretmeni gördüm Öğretmeni gördüm kimi gördüm nesta gördüm Öz, e, yüklem öznesi de var e, efendim ne zaman gördüm öğretmeni ilaçları içtikten sonra. Şimdi ilaçları içti diye bir cümle kuruyorum. Bu cümlenin başına en getirerek mastarlaştırıyorum. Sonra da e, efendim e, bu cümlenin önüne bade sözcüğünü ilave ediyorum. Bu şekilde ilaçları içtikten sonra anlamını kurmuş oluyorum. Öğretmen şimdi hasta değil. Öğretmen hasta değil. Şimdi bu bir isim cümlesi. Bu isim cümlesini olumsuz yapmak istiyorsak cümleye değil anlamı katıyoruz ya Türkçe'de. Arapça'da da bu cümlenin başına leyse getirmemiz yeterli oluyor. Ra'i tul müderrise. Ra'i fiil tu fail el müderrise mefulün bi. Öğretmeni gördüm. Peki e, niye ra'i tu dedim? Çünkü ben gördüm. Sen gördüm gördün deseydim ra'i tu derdim. peki ba'den şeribel eduyete ilaçları içti. Niye şeribe o ona göre çekimlendi? Çünkü ilaçları içen o. Eylem bittiği için mazi kullandım. Efendim. E, badeden sonra cümleyi zarflaştırma şey mastarlaştırmak için en getirdim. Çünkü fiil cümlesi gelmiş. Baden şerbe lediyete ilaçları içtikten sonra. Fiil fail mefulün bi mefulün fi. El müderrisu maridun elen Öğretmen şimdi hasta. Bu cümlenin başına leyse getirdiğimde marit yüklemi mansup olacaktır. Ve leyse cümleye değil anlamı katacaktır. Leyse el müderrisü leğene Öğretmen e, efendim hastaneye gitti. Öğretmen hastaneye gitti. Özne e, efendim nereye sorusunun cevabı gitti de yüklem. Zehebe el müderrisü ilel müsteşfeye. Şimdi niçin sorusunun cevabını e, getirmişiz. Doktor onu muayene edecek e, efendim. Şimdi muayene edecek. Eylem bitmediği için muzari siga kullanacağım. Niye? E, çünkü eğer muayene etmiş olsaydı tekrar hastaneye gitmezdi. Muayene etmesi için hastaneye gidiyor. O yüzden e, peki muayene etmek neydi? Fahasa fasu. O zaman önce doktor onu muayene edecek ya da doktor onu muayene ediyor diye bir cümle kuracağım. Daha sonra da bu cümlenin başına için anlamında li mastarlaştırmak için de en e, getireceğim. Bu şekilde doktorun onu muayene etmesi için anlamını elde etmiş oluruz. Doktor muayene etti. Doktor muayene etti. Doktor özde muayene etti yüklem. Kimi? Hastaneye gelen hastayı. Peki gelmek burada gerçekleşmiş mi? Tabii ki gelmeden hastayı muayene edemez. Gelme eylemi mazi sigal olacak o zaman. Onu tedavi etmek için. Niçin sorusunun cevabı? Muayene etti. Niçin? Tedavi etmek için. Peki tedavi etmek fiil olarak gelirse bitmiş mi bir eylem? Hayır bitmemiş ki. O yüzden muayene ediyor. Tedavi edebilsin diye ileride. Evet. Önce muayene edilecek ki tedavi sonradan gerçekleşsin. O zaman niçin sorusunun cevabını tedavi etmek e, efendim diyebilmek için e, muzari getiriyorum. Ondan sonra li, li, getiriyorum. Niçin sorusunun cevabı ve peşinden de e, en getiriyorum ki mastarlaştıralım. Çünkü li'den sonra e, efendim bir harfi cerdir hani li. Li'den sonra mecrur isim gelir. Mecrur e, peki fiil cümlesi isim cümlesini nasıl mecrur isim hale getireceğim? Mastarlaştırmak suretiyle. Masallar isim soyludur. Ve hepel ile müsteşve öğretmen hastaneye gitti niçin? Niye? Fahasahu et tabib, doktor onu muayene etsin diye. Doktorun onu muayene etmesi için. Li'den sonra bakınız gizli bir en ile muzafferili nasbettim. Efendim, muzar. Burada en kullanmamın sebebi bu cümleyi mastarlaştırma isteğimden kaynaklanıyor. Niye mastarlaştırıyorum? Çünkü harfi cerden sonra fiil cümlesi gelmez. E, e, gelmişse onu mastarlaştırmam gerekir. Peki niye liyef hasa muzahari siga kullandım? Bitmemiş eylem olduğu için. Peki hu zamiri e, efendim doktoru muayene edeceği kişiyi gösteriyor. O da öğretmen olduğu için tekil ve müzekker hu zamirini kullandım. E tabi bu kırmızı çünkü muayene edecek olan özlem bu. O yüzden merfu geldi. Fahasa <laughs> tabibul marida. Doktor hastayı muayene etti. Ama efendim hastaneye gelen hastayı diyor. Yani buraya hastaneye geldi diye bir cümle var. Bunu hastanın nesnesi yapacağız. Bu bir fiil cümlesi. Hadara ile'l-müsteşfe. Bunu marife olan hastaya nasıl sıfat yapacağım? Marife yapmam suretiyle. Yani ellezi'yi kullanacağım. El marid allezi hadar eylem müsteşfe. Şimdiden için sorusun cevabı. Onu tedavi etmek için. Yuhalicu tedavi etmek demek. Eylem bitmediği için muzahir kim kullandı. Hu onu demek. Öğretmene e, dönen dönem bir zamir. E, efendim. Muayene edecek kişi doktor ve doktor da müzekker olduğuna göre yuhalicu diye çekimliyorum. Yuhalicu muzahir fiilini fetalamamın sebebi gizli bir enden dolayı. Öğretmen yağmur altında dolaştıktan sonra hasta olduğu için sabah okula gitmedi. Bu cümlenin aslı öğretmen özne sabah ne zaman sorulsun cevabı okula nereye gitmedi. Bu da e, yüklem. Buradaki gitmediği e, böyle mavi değil de yeşil yapmamız gerekiyordu. Siz yeşile dönüştürün. Bir de niçin sorusunun cevabı var. Efendim yağmur altında dolaştıktan sonra hasta olduğu için bu niçin sorusunun cevabıdır. Efendim burada hasta olma e, eylemi e, bitmiş. Hasta olmuş. Peki ne zaman hasta olmuş? Dolaşmış ondan sonra hasta olmuş. Şimdi hasta olma da bitmiş bir eylem. Dolaşmak da bitmiş bir eylem. E, okula gitmek de bitmiş bir eylem. O zaman bunların hepsi mazi sigada e, gelecek. Şimdi burada yağmurun altında dolaşmanın ne, nerede sorusunun cevabı. Yağmur altında dolaştıktan sonra ifadesi ise hasta olmanın ne zaman sorusunun cevabı. Ama hasta olduğu için ifadesi de hepsi de e, gitmedi eyleminin niçini. Lem yazhab el mudarris fi's sabah ila'l Öğretmen sabah okula gitmedi. Öğretmen sabah okula gitmedi. Niçin? Li'annahu marida. Çünkü o hasta oldu. Yani hasta olduğu için. Şimdi burada Hu ve Marida o hasta oldu. isim cümlesini Liyenne ile e, efendim, dığı için anlamında sebep bildir hale getirmişim. Marida hasta oldu. Ne zaman sorusunun cevabını kendisinden sonra verir? Baden tecevvele tahtel matar Yağmur altında dolaştıktan sonra hasta oldu. E, efendim. E, Liyenne de e, Nietzsche'nin e, cevabını verir bize.